Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında 1. bölümdeki 11. testin çözümünü yapacağız. Neredeydik? Üniversiteliğim testlerindeydik. Haberiniz olsun. Çözümlere başlayalım. Aşağıda kabloları bir tavana dik olarak asılı duran 4 lamba ve bu lambalar arasına ard arda gergin biçimde asılmış mavi, sarı, yeşil renkli süsler verilmiştir. Evet şöyle görüyorsunuz. Şekil 1 ve 4 numaralı lambaların kabloları mavi ile Yeşil şerit süsler ile sırasıyla 52 ve 43 derece. Evet, mavi 52 derece. Yeşil kaç dereceymiş arkadaşlar? 43 derecelik açı yapıyormuş. Buna göre 2 ve 3 numaralı lambaların bulunduğu köşelerdeki şerit süsler arasında lambalar tarafında yani lambalar tarafında. Yani şu açılardan bahsediyor arkadaşlar bize. Kalan açılar toplamı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi gençler ne yapacağız? Vallahi bunların hepsi birbirine paralel mi? Paralel. Ne yapmak lazım? Sıkıntı yaşadığımız zaman paralel doğruları uzatıyorduk. Hocam şunu şöyle uzatırız. Şunu şöyle uzatırız. Sanki olay bitecek. Bakın ne çıktı burada? Arkadaşım da şu paralel olduğundan dolayı Z'den dolayı burası 52 derece geldi mi? Geldi. Sonra 43 derece ise burası burada şunların paralelliğinden Z'den dolayı burası 43 geldi mi? Geldi. E hocam benden şu açıyla şu açının tamamı isteniyor. Bakın şu açının tamamıyla bu açının tamamının toplamı isteniyor. E hocam şunlar da birbirine paralel. Yani ben buraya bir A buraya da bir B diyecek olursam şu içteki açıya A artı B de kaça eşit? A artı B de 180'e eşit. E benden ne isteniyor? A artı 52 ile A artı 52 ile B artı 43'ün toplamı isteniyor. Yani A artı B artı 52 artı 43 o da 95 yapıyor. A artı B de zaten 180 olduğundan 180 ile 95'in toplamı da kaç yapıyor? 275 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı gençler. Geldik ikinci soruya. Aşağıda bir aracın hareket halinde iken belirli bir andaki hız ve devir göstergelerinin durumu gösterilmiştir. Evet hız burası devir de burası arkadaşlar. Çember parçası biçimdeki hız ve devir göstergelerinin merkezlerini birleştiren doğru. Şu merkezleri birleştiren doğru bu şekilde geçiyormuş. Göstergeleri şekildeki gibi kesmektedir. Gösterge ibrelerini taşıyan doğrular arasında kalan dar açı ise 75 derecedir. Aracın devir ibresi 2800 deviri gösterdiğine göre. Burası 2800'müş arkadaşlar. Burası bak. Ee, her 1000 devir. Bakın her bir bölme. Kaç bölme var burada? 10 bölme var. Her bir devir 1000. Bin, biniler ya yani 1000. Bin, 1000'dir. 1000 bin tane şey var arkadaşlar. Yani burası 1000. Burası 2000. Burası 3000 diye gidiyor arkadaşlar. Zaten 2800 olduğu belli zaten burası değil mi? Tamam. Her bölmedeki açıyı bulalım. Hocam şurada kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölme var. 180 bölü 6'tan her bir bölme kaçar dereceyi gösteriyor? 30'ar dereceyi gösteriyor. Buradaki dereceyi bulacağım ya ben. O zaman 1000 devirdeki 30 dereceyi gösteriyorsa neredeki? 2800 devirdeki kaç dereceyi gösterir? Doğru orantı var. Soru işareti buradan neye eşit olacaktır? 2800 çarpı 30 bölü 1000'e eşit olacaktır. Sıfırlar gitsin. 28 ile 3'ün çarpımı yapıyor. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6 84 yaptı. Yani biz şurada kaçı? Kaç derece bulduk? 84 derece bulduk. Yani şuradan buraya gelene kadar 84 derece geçecek. E hocam buradakiler zaten her biri 30 dereceydi. 30-30-60'ı buradaysa tamamı 84 ise o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 24 derece kaldı. Şimdi 75'i kullanacağım. iki iç açı bir dış açıdan. Direkt burası 99 mu yaptı? 70 75 ile 24'ün toplamı evet. Geldik devre pardon hıza. Şimdi buradaki hızda bakın şöyle saydığınız zaman 16 tane bölme var. Yani her biri 10 kilometre her bir bölme 10 kilometre. Saat, kilometre bölü saat hızla böyle artıyor arkadaşlar. Burada derece var hocam. Burada kaç? 99 derece bulduk. Şuradaki derecelerini de bulalım mı? Hadi bulalım bakalım. Şuraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da 10 bölümü var. 180 derece ya. 180'i 10'a bölsen. Burası aynı zamanda kaç dereceyi gösteriyor arkadaşlar? Burası derece olarak da 18 dereceyi gösteriyor. Tamam. 18 dereceyi gösteriyorsa şuraya bakacak olursan. 1 2 3 4 5 5 tane 18 zaten burası 90 yapıyor. E hocam buradan buraya da 9 derece mi gitmiş oluyor? Buradan buraya 9 derece gitmiş oluyor. E bizim her bir bölme 18 derece değil miydi? Burada 9 derece gittiyse yarısını gitmiş olmuyor mu? Yani burası şu iki çizginin tam yarısı yapmış oluyor. Bize saatte kaç kilometre gider diye soruyor. İşte bu Buradaki hız soruluyor arkadaşlar bize. E bunlar da zaten 10'du. Her bir bölme 10'du arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya kadar 80. E burada da yarısı kadar gidecek. Bir bölmesi 10 km hızla gidiyordu. Burası da yarısı 5 olacaktır. O zaman 80 artı 5'ten cevabımız kaç yapacak? 85 yapacaktır arkadaşlar. Valla anlatırken uzun oldu ama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir burayı düşüneceksin. Bir de burayı düşüneceksin. Dereceyle devir ya da dereceyle hızı aynı anda düşündüğünüz zaman aslında çok da zor bir soru değil. Yapılabilir bir soru. En azından böyle bir dereceyle devir, dereceyle e, hız göstergesini nasıl yorumlayacağınızı bu soruda da anlamış olduğunuz ilk defa böyle bir soru görüyorsanız arkadaşlar. Ha, tek başına şöyle bir şey sorulmuş olsaydı soru çok çok daha kolay olacaktı. İkisi birlikte sorulmuş. Yani sorunun yarısı bu. Diğer yarısı da bu olmuş oldu aslında. Soru o yüzden uzadı. Bir de ben şu an gevezelik yapıyorum herhalde. Ondan dolayı da biraz uzuyor değil mi arkadaşlar? Evet neyse gelelim. İkinci sorunun cevabı böylelikle Cehan çıktı. Gelelim üçüncü soruya. Şekil 1'deki ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil olan üçgen kağıdın BC kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde katlanarak şekil 2 katlı olan kağıt açılarak kat çizgisi de gri çizgi olarak belirlenmiş. Şimdi sen bunu böyle katladığında gençler biz üst üste binen açıların birbirine eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Burası 36 ise katladığımız üst üste binen açılar eşit ya. Hatta buradaki açılar da eşit olacak hocam. Kenarların eşitliğinden bahsetmeyeyim hiç ekstra kenar eşitliği vermemiş. O zaman burada burası 36 ise 180'den 36 çıkart 144. 2'ye böl. Bu açılar 72'şer derece yaptı mı? Yaptı. Tamam. Şu açılar da eşit. Şu an başka bir şey yazamıyorum. Geldik daha sonrasına. Daha sonra şekil 3'teki elde edilen kağıdın AB kenarının kat çizgisi ile ayrılan her bir parçası gri kat çizgisi üzerine katlandığında yani bunu böyle bunun üzerine katlamışım. Şunu da şöyle bunun üzerine katlamışım. Şu şekil elde edilmiş. Arkadaşlar burada da üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Burada da üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Şurada 72 bulmuştuk biz. Hangi çizgiyi? Şuradaki gri çizginin şuradaki yaptığı açıyı 72 derece bulmuştuk. Arkadaşlar burası 72 derece ise dikkat. Şurası 72 derece ise biraz büyüteyim şekli. Daha net görün. Şöyle biraz daha büyüteyim. Heh. Kalemimi de böyle küçülteyim. Bundan sonrasında daha güzel olacak. Hocam burası 72 dereceydi. 72 ise bunlar 36-36 mı oldu? Evet. E hocam burası 72 ise buraya 108 kaldı. Bunlar 54-54 yaptı. E hocam burası 56 yemiş. Sen bunu böyle katladın. Bu böyle geldi. Hatta şuradaki açılar da birbirine eşit değil mi? Hocam burası 56 ise 180'den 56 çıkart. 124. 2'ye böldüğün zaman 62 mi yapıyor? 62, 62 oldu burası. 62, 54 daha kaç? İşte kalabalığı var burada da. E, 118 mi yapıyor? 116 yapıyor. İnşallah hata yapmam başa döneceğim yoksa. 116 yaptı. 116, 180'den 116 çıkartırsan 64 mi kalıyor burada kaç ya? Evet burası 64 yaptı. Bu arada bu kaç çizgisiydi? Bu kaç çizgisindeki burada kaçlarda neydi? Birbirine eşitti. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Başka? Bizden burada kaçı isteniyor? Tamam. Ben burada kaçı artık bulabilirim herhalde. Nasıl? Hocam çizgi açısını bulurum. Şuradaki üçgene bakacak olursam 64 ile neyi toplarsam 72 yapar. Bak burası 72 tamamı. 64 ile bir şeyi toplayacağım 72. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Şu üçgenin iç açılarından da gidebilirsiniz. Valla işlem kalabalığı oluyor diye hiç oraya gitmiyorum bile. Direkt bu üçgende neye bakıyorum? İki iç açının toplam bir dış açı. Yani şu açı da 72 derece ya. Sen 64 ile neyi toplarsan 72 yapıyor. 18'i mi? Yok sadece 8 dereceyi galiba değil mi? Evet 8 ise o zaman burası da 8. Sonra 8'i bulduktan sonra hep bulduğum bilgiye yoğunlaşıyorum. 8'e baktıktan sonra hocam 8 ile 36 şuradaki üçgende. Burada da iki iç açının toplamı bir dış açı. 36 ile 8'in toplamı da 44 yaptı. Aynı zamanda bu bir katlama çizgisiydi. O zaman burada kaçlar da birbirine eşit? Burası da 44. 44, 44, 88. O zaman buraya da alfa dersem hadi burada işlem yapayım artık. Ee, alfa artı 44 artı 44 eşittir ne olmalı? 180. Alfa da buradan kaç oluyor? 44, 44, 88 ise sanırım 92 mi kalıyor? Evet böylelikle arkadaşlar cevabımız ne yaptı? 92 derece yapmış oldu. Biraz işlem yapmış olduk arkadaşlar burada. Cevabımız şurayı da işaretleyeyim isterseniz. 92 diye Balıkesir oldu. Sadece açıları yorumladık arkadaşlar burada. Ha açılar böyle 56, 72 gibi olmasaydı hani 10, 20 gibi olsaydı soru daha ra rahat bir şekilde çıkacaktı. Ama işin esprisi burada ne? Katlama sorularında üst üste bina açıların birbirine eşit. Üst üste kenarların birbirine eşit olmasında bazen kullanacağız. Kenar eşitliği falan verildiğinde. Evet gençler cevap balık kesir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Gülsüm bir pergeli belirli bir miktar açıp pergelin açıklığını bozmadan düz bir tahta üzerinde farklı merkezde şekildeki kesişen iki çember yayını çiziyor. Evet şuraya batırmış bir çember yayı buraya batırmış bir çember yayını çizmiş. Daha sonra bu çember yaylarını kestiği noktalardan geçen şekildeki mavi doğruyu çizmiş. Gülsüm pergeli batırdığı noktalara ve pergeli batırdığı noktalar nereleri arkadaşlar buraları aşağıda şuralarına böyle bir çivi çakmış. Göğsün pergeli batırdığı noktalara ve mavi doğru üzerine aşağıdaki özelliklerde 4 çivi çakıp bir lastiği bu çiviler üzerinde geliyor. Evet sadece pergeli batırdığı noktaları baz almış. Bir de mavi doğru üzerinde herhangi bir yerlere 2 tane çivi çakmış ama aşağıdaki özellikler sağlanacak. Bakalım üstteki çivinin yanlarda bulunan her çivi, her bir çiviye olan uzaklığı yanlardaki çiviler arası uzaklıktan daha azdır. Ee, üstteki çivinin yanlarda bulunan her bir çiviye olan uzaklığı yani şunlar arkadaşlar bu bu arada bunlar birbirine eşit mi arkadaşım? Bunlar birbirine eşit mi? Bilmiyoruz ki. Ama burada çember çember çizmiştik değil mi? Evet. Burada merkez kiriş şeklik yapacaktık. Burada arkadaşlar çember bilgisini de kullanacağız. Bu çember bilgisini kullanmadan olmaz tabii ki. Bu çember ya. Bu çember aynı çember bunlar. Hocam burada merkez var, keriş var. Çek dik yapsak. iki eş parçaya bölüyor. 11. sınıfta gördüğünüz en çok kullandığınız şey. Hocam burada da merkez keriş çektik yapsak. iki eş parçaya bölüyor. E o zaman ne oldu arkadaşlar? E, burası şunun. Şunu birleştiren doğru parçası. Bakın şunu bu birleştiren doğru parçası. Mavi çizgiyle dik oldu. E ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Bunlar eş çemberler olduğu için Eş çemberlerde de eşit kirişlere arkadaşlar bir çemberde eşit kirişler varsa şu şekilde eşit kirişlere çizilen uzaklar birbirine eşittir. Bu da önemli bir özellikti. E burada da arkadaşlar bu iki çemberde eş çember olduğuna göre bu da ortak kiriş olduğuna göre her iki çemberin eşit kiriş olduğuna göre bu çizilen uzaklıkla bu çizilen uzaklıklar nedir? Birbirine eşittir. Ya da bunu şöyle söyleyelim. Hocam en güzel çizim yarı çap. Şu yarı çapı çizsek, bu yarı çapı çizsek, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Yarı çapları aynı, açıkları aynı diye. E burada ne geldi o zaman arkadaşlar bu? Bakın ikiz kenar üçgen. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya bölmez mi? Böler. Yani ben bunları eşit buldum. Dolayısıyla şu uzunlukla şu uzunluk ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu kesinlikle. Sonra devam edelim. Hatta şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Üstteki çivinin yanlarda bulunan her bir çiviye olan uzaklığı yani şu ve şu e, ya şu uzunluk ya şu uzunluk yanlardaki çiviler arasındaki uzaktan daha azdır. Yani ben buraya bir C diyecek olursam A, C'den küçükmüş onu söylüyor bize. Alttaki çivinin yanlardaki çivi yanlarda bulunan her bir çiviye olan uzaklığı yani B ve B yanlardaki çiviler arasındaki uzaklıktan daha fazladır. Yani diyor ki sana B C'den daha büyüktür diyor. Sonra devam edelim. Üstteki ve alttaki çivinin bulunduğu köşelerdeki lastikler arasındaki açı derece cinsinden bir tam sayıdır. Yani diyor ki sana şuradaki açıyla burada kaç tam sayı diğer açılardan herhangi bir şekilde bir şey fark etmemiş. Buna göre üst köşedeki açı alt köşedeki açıdan en az kaç derece fazla olabilir? Hmm. Şimdi Şimdi gençler arkadaşlar şu şekil üzerinde mi yapsam? Çekli başka bir yerim çizsem. Neyse bu şekil üzerinde yapayım. Gençler şuraya bakacak olursak. Ben bu açıları bu açılara birbirine en yakın bulmaya çalışacağım. E burada A küçüktür C biliyorum ben. E A küçüktür C ise A'yı gören açı C'yi gören açıdan daha da nedir arkadaşlar küçüktür. E, ben genelde böyle A küçüktür C ve açılarla ilgili yorum yapacaksam genelde şey yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? A eşittir C olsaydı. A eşittir C olsaydı diye yorum yapıyorum. A eşittir C olsaydı. Hocam A eşittir C olsaydı bu bir eşkenar üçgen mi olacaktı? Evet. O zaman bu bir eşkenar üçgen olacaksa burada kaç 60 derece olacaktı? Ama bizim A C'den daha küçük olduğuna göre yani C açısını gören daha büyük olacaktır. O zaman bu 60'tan daha büyük olacaktır arkadaşlar. Çünkü C açısını gören daha büyük olacak. Eşit olsaydı 60 olacaktı ama C açısı A'dan daha büyük olduğuna göre bu 60'tan daha büyük olacaktır. Tamam bunun yorumunu yaptım. Hocam buraya ben ne diyebilirim o zaman? 60'tan büyük olduğunu buldum. Dur bakalım gelelim aşağıya. Hocam burada da B büyüktür C var. E peki B eşittir C olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Burada da bir eşkenarlık olacak mıydı? Evet. O zaman burada da 60 derece mi olacaktı? Aynen öyle. Ama B C'den büyük olduğuna göre B C'den daha büyük olduğuna göre ya da C B'den daha küçük olduğuna göre C'yi gören açı daha da küçük olacağı için bu da 60 dereceden ne olacaktır arkadaşlar? Daha da küçük olacaktır. Şimdi bana diyor ki bu açılar arasındaki fark en az kaçtır? E ben bunu 60'tan büyük en küçük sayı bunu da 60'tan, 60'tan büyük en küçük sayı bunu da 60'tan 60'tan küçük en büyük sayı, sayı seçersem aradaki fark daha az olacak değil mi? O zaman ben buradaki açı ne seçerim. 61 derece seçerim. Çünkü bunları tam sayı demiş. Buradaki açı yeri de seçerim. 59 derece seçerim. O zaman bizden 61 59 istiyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Kaçıncı soru? Dördüncü soru böylelikle balık kesir çıktı. Bir yorum sorusu arkadaşlar. Ha burada biraz çember bilgisinde kullandık ama hani çemberin tanımını bilen işte bu yarı çap yarı çap x kenar şu dik iki eş parçaya böldü iki de yapar aslında. Yani orada e, bu doğru üstündeki buraya geldiğimiz an dik tabanı iki eş parçaya böldüğü için burası ikiz kenar oldu. Bu çemberleri çizmekteki amaç oradaki ikiz kenarlığı sizin görmenizi sağlamakmış arkadaşlar. Yani fark etmenizi sağlamazmış. Sağlamakmış daha doğrusu. Evet gençler böylelikle dördüncü soruyu balık eseri bulduk geldik beşinci soruya. Şekilde aynı hizada asılı farklı zamanları gösteren özdeş iki saat verilmiştir. Buna göre bu saatlerin yelkovanlarını taşıyan doğrular arasında kalan kırmızı boyalı Bu kırmızı ve mavi boyalı Açılar arasındaki fark nedir diye soruluyor Öncelikle şuradaki açıyı bulmam lazım arkadaşlar Buradaki açıyı bulmak için yorum yapalım Ya da şu daha kolay şunu bir önce bulalım isterseniz bunu anladıktan sonra bunu daha rahat yaparız Arkadaşlar Bizim saatimiz bakın önceden neredeydi Akrebimiz kaçı gösteriyordu akrebimiz 4'ü gösteriyordu Sonra bu 10 dakika gidince yani iki tane bölme gidince bu bizim elemanda biraz ilerledi mi? İlerledi. Sonuçta bu 12 bölme ilerlediğinde bu bu kadar gidiyor. Peki burada 12 bölme var. 360'ı 12 bölmeye böldüğümüz zaman her bir bölme kaçar derece arkadaşlar? 30'ar derece. Şimdi oran orantı yöntemiyle yapalım. Bazı kitaplarda bunun formülünü veriyorlar ama formüle gerek yok. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burada 12 bölmede bu akrebimiz 30 derece mi gidiyor? Evet. Yorum yapıyoruz. 12 bölmede 30 derece gidiyorsa o zaman buradan buraya 2 bölme gelmiş. 2 bölmede kaç derece gider? Burada işler dişler doğru orantı var. Yani soru işareti burada ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı 30 bölü 12'ye eşit olacaktır. Bu da kaç oldu? 5. Evet bizim eleman buradan akrep buradan buraya 5 derece gitti arkadaşlar. Şurayı 5 bulduk. E hocam şurası da 30 burası da 30 olduğundan burası da 60 yaptı. Şuradaki açıya 65 buldum. Gel şimdi öbür açıya bakalım. Şuraya bakalım. Bizim eleman önceden buradaydı. Sonra saat 8'i 55 geçe biraz daha gitti. İşte buradaki açıyı bulacağım ben. Ne kadar gittiğini bulayım. Şuradaki açıyı bulmak için normalde 12 bölmede 30 derece gidiyordu. Ee, bizim şuradan şuraya 11 bölme mi gitti? Buradan buraya gelene kadar. Evet. 11 bölmede ne kadar gidecektir? Burada da doğru orantı var. Soru işareti neye eşit olacaktır? 11 çarpı 30 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şu 11 çarpı 30 bölü 12 eşit olacaktır. 6'ya böl 5. 6'ya böl 2. 55 bölü 2 yaptı burası. O da 55 bölü 2 27 buçuk yapıyor? Evet 27 buçuk yapıyor arkadaşlar. E, 27 buçuk derece yaptı. Yani buradan buraya 27 buçuk gidecek. Şu açı 27 sa. Hocam bu açının tamamı 30 dereceydi. Yani şuraya gelene kadar 30 derece olması lazımdı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 2,5 derece kaldı şu açı 2,5 derece yaptı. E hocam 30 burada 30 burada. Burada kaç da kaç derece oldu? 60 derece oldu. Şimdi elimizde şuradakinde bir dörtgen var mı? Var. Bizden istenilen nedir arkadaşlar? Şuraya x buraya y diyecek olursak x eksi y isteniliyor. Bak y ise burası 180 eksi y zaten. Şimdi işlemimizi yapalım. İşlemi yaparken ben kameradan göremiyorum. Şöyle yukarı doğru şey yapacağım. E, tam şöyle olsun x artı 180 eksi y x artı 180 eksi y artı 65 artı bir de burası 60 2 değil mi? 62,5 Bunun kaç olması lazım arkadaşlar? 360 olması lazım. E o zaman burada şu 180 360'dan çıkınca 180 kaldı. O zaman burada x eksi y ne oldu? 65 ile 62 toplamı 127,5. 180'den 127 buçu çıkartacağım. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 52 buçuk yapıyor galiba. X eksi y de buradan 52 buçuk diye çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Başlangıç noktaları aynı olan ve farklı doğrultulara sahip iki ışın arasında kalan küçük açıya minor açı, büyük açıya da major açı denir. Arkadaşlar minor açı, mini minnacık açı, majör açı da böyle 360'a tamamlayan açısı gibi düşüneceksiniz. Bu çemberde de var biliyor musunuz aslında tanım gereği. Çember, çember gibi düşünecek olursanız buradaki küçük yaya minör yay, buradakine de majör yay diye de söyleniyor. Bir genel kültürde de burada ben size vermek istedim. Neyse. 1E düzlemi üzerindeki D1, D2, D3, D4 doğruları için aşağıdakiler bilinmektedir. D1 ile D2 birbirine paralelmiş. Çizelim bakalım. Bir D1 doğrusuyla bir de D2 doğrusunu şöyle bir çizelim. Çizdik. Sonra başka ne diyor arkadaşlar? Şunlara bir at yazalım tabii ki. Şu D1 şu D2 birbirine paralel. D3 ile D4 birbirine dik olacak. Aklında bulunsun şu an nasıl olduğunu bilmiyorum. D3 ile D4'ün kesişimi A kümesi ve A kümesi D1 ile D2'nin üzerinde değil diyor. Arkadaşlar D3 ile D4 mesela sen böyle kestiremezsin. Bunların üzerinde kestiremezsin. Nerede kestirir? Ya da şunların üzerinde kestiremezsin böyle. Çünkü bunun üzerinde değil diyor. D1 A eleman değil D1 D2. Yani bizim diğer D1 D3 D4 nerede kesecek o zaman arkadaşlar? Bir D3 böyleyken diğer D4 de burada bir yerde olacak. Şöyle bir yerde kesecek arkadaşlar. Ve bunlar nasıl kesecek? Dik kesecek. Evet burası D3. Buraya da bir D4 yazalım arkadaşlar. Yazdık mı yazdık. Şekli oluşturduk. Evet D3 Doğrusu D1 doğrusunu 45 ve 90 dereceden farklı açılar ile kestiğine göre. He. Şöyle dik olmayacakmış arkadaşlar. D3 doğrusu D1 ve D2'yi o şekilde kesmeyecekmiş. E o zaman 90 derece kesmeyecekse şöyle bir dar açılı ya da geniş açılı bir şey oluşuyor burada. Tamam. Şimdi buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bakalım şimdi. Doğrular arasında 20 tane minor açı vardır. Bakalım. Öyle mi gerçekten? Hocam minor açı. Şuradaki açı. Hocam şurada bir açı var. Ondan sonra şurada bir açı var. Değil mi? Minor. Hocam bunu açı alamayız. 180'den büyük. Yok 90'dan büyük. Alabilirsin. Niye alamayacaksın? Çünkü sana nasıl tanımlamış burada? Şöyle bir açı olduğu zaman küçük açısına minor 360'a tamamlayan geniş açısına da majör deniyor. Bakın sen şuradakini şöyle şu açıyı düşündüğün zaman hocam minor açısı bu. Diğeri majör. Peki sen şunu düşündüğün zaman hocam şu şu açıyı düşündüğün zaman minor açısı bu. Diğeri majör. Anladınız mı? Yani o zaman biz burada ne yapabiliriz? Hatta bunu düşündüğün zaman çünkü açı ne diyor? Açıda ne demişti arkadaşlar? Başlangıç noktaları aynı olacak. Doğruların kesimi gibi düşünmeyeceksin. Başlangıç noktaları bu olan şu doğrular gibi düşüneceksin bunu. Tamam mı? Ee, o zaman biz bunları bu hepsini böyle sayabiliriz arkadaşlar. Yani hocam bu da böyle. Böyleyken buradaki açı. Yani onları hadi bir sayalım bakalım. Sayalım. Hocam burada 1, 2, 3, 4 tane açı var mı? Var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane açı var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane açı var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane açı var. 1, 2, 3, 4. E hocam burada da şurada da doğrular kesiyor. Burada da 4 tane açı var mı arkadaşlar? Var. Sonuçta bize minörlüğünden bahsediyor. E, eşit olabilir. Hiçbir şey fark etmez. Hocam burası da 90. Bunu sayacak mıyız? Sayacağız. Bu da minor olan farklı bir açı. Değil mi? O zaman 1, 2, 3, 4 tane 4 yok. 5 tane 4 var. 20 tane minor açı vardır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Açı olarak bakıyoruz. Şu, şu, şu ve şu. Tamam. 90 dereceler eşit ama açı olarak bakıyoruz. Birincisi doğru. Sonra doğrular arasındaki minor açıların ölçüleri 5 farklı değer alır. Mesela sallayalım arkadaşlar. Şuraya bir değer vereyim. Mesela buraya 40 dedim. Salladım. E, tatmin olmazsanız bir farklı değer de siz verin isterseniz. E, burası 40 iken buraya ne kaldı? 140 kaldı. Ters açıdan burası da 40. Hocam burası da 140. E, ondan sonra şurada bir M kuralı var. 40 ile neyin toplamı? 50'nin toplamı 90 yapar. E hocam burası da 90 derece zaten. 40 90 ise burası da 50'dir. Ters açıdan 50'dir. Burası e, 130 yapar. Hocam burası da 130 yaptı. Sonra 50 90 ise burası 40 yaptı. 140 yaptı. 40 yaptı. E, burası da 140 yaptı. Burası da 130 yaptı. Burası 50. Burası da 130 yaptı. Gerçekten de öyle mi? Doğrular arasındaki minaretaçların ölçüleri 5 farklı değer alır. Hocam elimde 40 var. Elimde 50 var. Elimde 140 var. Elimde 130 var. Başka bir açı var mı burada? Bir de 90 var. Bir de elimde ne var arkadaşlar? 90 var. Toplamda 5 tane yaptı. Yani bu da doğru oldu mu arkadaşlar? Oldu. Üçüncüye bakalım. C şıkkına doğrular arasındaki minor açılardan 4 tanesi dar açıdır. Minor açılardan 4 tanesi dar açı. Hocam elimde şu minor açı var. 40. Bu minor açı var. 140 olan. Bu geniş açıdır. Dar açılardan kaç tanesi diyor? 4 tanesi dar açıdır diyor. Bakalım dar açıları sayalım. Hocam bir tane dar açı bu. İkincisi bu. Değil mi? Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Altıncısı bu. Yedincisi bu. Sekizinci bu. bu. Şurada, şuraları da dar değil. Açı olarak bakacağız. O değerlerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ee, o değerlerden bahsedeceğiz zaten. Zaten sadece 40 50 deriz. 2 olur zaten. E, ee, burada da minor açılardan sadece 4 tanesi demiş. E, ben böyle yok. Ama minor açı şurası minor açı. Burası da ayrı bir minor açı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olması lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Cihan çıktı ama devamını getirelim. Güzel soru yorumlayalım bunu. Doğrular arasındaki geniş açılı ölçüleri birbirinden farklı olan, evet, doğrular arasındaki geniş açı ve ölçüleri birbirinden farklı olan iki minor açının ölçüleri toplamı 270'tir. Hocam, doğrular arasındaki geniş açılar 130 ve 140 değil mi? Başka da açı yok zaten. 130 ile 140'ın toplamı 270 yapıyor. Doğru mu? Doğru. Bir daha okuyalım. Doğrular arasındaki geniş açılı ve ölçüleri birbirinden farklı herhangi iki minor açının toplamı 270. Evet. Hocam 130 minor açımı aynen öyle. Şunu şöyle açı olarak düşündüğümüz zaman 130'u minor, diğeri major oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. E şıkkına bakalım. Doğrular arasındaki dar açılı, bu sefer dar açılılara bakacağız ve ölçüleri birbirinden farklı herhangi iki açının majorleri. Evet, dar, açıları, dar açılarımız 40 ve 50. 40'ın majörü nedir arkadaşlar? 360'a tamamlayanı 360'a tamamlayanı 320. Artı 50'nin majörü nedir arkadaşlar? 360'a tamamlayanı yani 50 derecenin majörü şurası yapmıyor mu arkadaşlar? Evet. 360'ın şeye tamamlayanı 50'nin 360'a tamamlayanı o da 310 yapıyor. Topladığın zaman burası da 630 mu yaptı arkadaşlar? Evet. Bu da doğru oldu mu? Oldu. Güzel bir şey arkadaşlar. Yorumlamış olduk burada. Gerçekten de hoş bir soru. Dolayısıyla 6. soru böylelikle ne çıktı? Cehan çıktı. Ve böylelikle neyi bitirmiş olduk arkadaşlar? Test 11'i bitirdik. O zaman test 12'ye geleceğiz. Bir sonraki videoda sanırım son test bu. Son testte yani 1. bölümün son testi 12. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.